Merhabalar. Şimdi üzerinden geçeceğimiz çok tabii başlık var, detay var, önemli detaylar var ama önce bu Eylem Tok olayıyla başlayacağım. Çünkü Eylem Tok ilk kez Star TV'ye konuşmuş. Büyük bir gazete, yani bir gazetecilik başarısı tabii. Bravo, tebrik ediyorum. Bize gelen bazı detaylar var. Malum işte Eylem Tok oğlu Kemerburgaz'da orman yolunda gece saati orada ATV'sini onarmaya çalışan offroadculara çarpıyor gecenin bir saatinde. Bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi ağır yaralı, diğer kişiler kurtuluyor ama tabii müthiş bir travma. Arabayla içlerine dalıyor ve sonra annesi sabaha karşı oğlunu, o reşit olmayan oğlunu elinden tutuyor ve ilk uçakla sabaha karşı 4'te Mısır'a götürüyor. Mısır'a götürüyor, anlaşılan çocuğun bir de Amerikan vatandaşlığı var. Böyle de bir mesele var. Sabaha karşı ilk önce Mısır'a gitmişler. Olayla ilgili detaylardan bir önemli detay şu. Gazete Pencere'de okudum ben. Kaza sonrası tutanağına ulaşmışlar. Kazanın hemen ardından. Çünkü polis olay yerine geliyor. Şunu tartışıyoruz ya 2 gündür. Ya kaza 1 Mart gecesi oluyor. Olay bizde 6 Mart'ta ortaya çıkıyor. 5 Mart'ta 6 Mart'ta ortaya çıkıyor. Onu tartışmaya başlıyoruz. Ölümlü bir vaka nasıl oluyor diye. Anlaşılan bir tabii Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına çıkış görüntüsü. Anlaşılan dosyaya anca dahil edilebiliyor. Yalnız bir de şöyle bir detay var. Gazeteci arkadaşların ulaştığı kaza sonrası tutanağında hiç detay yok. Detaysız, yani polis ne olay yerinden fotoğraf çekmiş ne bir şey, böyle detaysız bir şöyle şöyle bir kaza oldu falan diye. Çünkü ölümlü kaza olduğu için normalde ölü var, ağır yaralı var. Detaylı bir kaza tutanağı olması gerekirdi. Kaza tutanağının bu kadar böyle detaysız olması dikkat çeken bir detay. Niye acaba, artık oradaki polis memurunun boşluğuna mı geldi? Ne oldu bilmiyorum. Fakat bu önemli bir detay. Şimdi ikinci önemli detay, Eylem Tok'un konuşmuş olması. Biliyorsunuz ben ilk bir açıklama yapmıştım. Yani annelik içgüdüsüyle yaptım. Kaçma niyetimiz yok. Tabii ki sonuçta geleceğiz. Neyse, oğlumu getireceğim. Kaçmamız söz konusu olabilir mi dedi. Göreceğiz. Tabii akıllara da şu da geliyor. Şimdi Mısır'a gitmişler de hala Mısır'dalar mı? Belki oradan başka bir yere mi geçti? Bunu bilmiyoruz. Mesela çocuk Amerikan vatandaşı ise o görüntülerde pasaportu da Amerikan pasaportu gibi görünüyor. Belki Amerika'da doğurduysa bilmiyorum. İddialar bu yönde. Mesela orada konsolosluğuna mı gidecek? Çünkü Türkiye bir iade talebinde bulundu ya Mısır'dan. Böyle bir olayla ilgili. Şimdi önemli detaylar bunlar Mısır'dan. Belki başka yere geçti. Mısır'da deniyor ama. Şimdi Eylem Tok'un anlattıklarını göstereyim size. Sisteme diyor güvenmiyorum. Kana kan olmasın. Aman benim oğlum adil yargılansın şimdi. Böyle bir olay var. Onun için adalet istiyorum diyor. Ne kadar enteresan insanların psikolojisi. Yahu bir numaralı adalet diyorsunuz. Sizin kendinizin adaletle alakası yok. Kazadan sonra ne olduğu belli değil. Biz telefonları almadık diyor Eylem Tok ama diğer bütün görgü tanıkları telefonları tek tek topladı gitti diyor. Ben çocuğumu korumak için yaptım bunu diyor. Böyle koruma mı olur yani? Hadi bilmiyorduk biz ölümlü kaza olduğunu diyor. Ya millet orada perperişan olmuş. Ağır yaralılar var. Şimdi adalet istiyorum diyor. Kendisi adaletli değil. Acayip acayip bir şey yani. Öte yandan o kocası tabii Bülent Cihan Timur çok ünlü ve nüfuzlu bir doktor. Hani meselenin bir ucu da oraya gidiyor ya. Yani insanın aklına gelmiyor değil. Acaba ilk o tutulan kaza tutana
hayır ne oldu yani, bir telefonlar falan mı açıldı da çok fazla detay verilmedi acaba, ne oldu diye insan merak etmiyor değil, bilemeyiz tabii. Sadece aklımıza gelen sorular. Fakat Bülent Cihan Timur'la ilgili bir Bursa'dan bizi izleyen izleyicimiz, kendisine ismini vermiyorum hani, özel bir şeyini anlatmış çünkü. Sağ olsun, selam gönderelim kendisine buradan. Şunu söyledi: Bülent Cihan Timur aslında Bursa asıllı bir doktor. Bursa'da dedi herkes bilir. İyi değildir reputasyonu kendisinin. İşte rekonstrüktif cerrahi mi ne deniyor buna, değil mi? Estetik doktor mu diyelim, ne diyelim? Bununla ilgili o kadar hatalı uygulamalar oldu ki, o kadar şikayet eden oldu ki Bursa'da kendisinden. Benim de başıma şu geldi: dudak dolgusu yaptırdım. Ancak o kadar düşük kalite bir dudak dolgusu yaptırmış ki kistleşti o dudak dolgusu. Kistleşme oldu diye. Hatta gittim kendisine de şikayet ettim. Ya kistleşme oldu, böyle bir durum oldu diye. Bana gülerek ne yapalım canım, sen de elinde zaman zaman masaj yap dedi. Beni yolladı. Doğru düzgün ilgilenmedi bile. Bursa'da kime sorsanız söyler, kendisinin iyi bir reputasyonu yoktur dedi. Bursalılar varsa yazın. Yani hani diyor ya elemanın, ben adalet istiyorum. Aman kana kan olmasın onun için. Çocuğumu adil yargılanacak mı? Benim çocuğum darp edilecek mi diye. Şimdi olayın neresini kazısan bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Eylem Tok'un evinde izinsiz çalıştırdığı Türkmen vatandaşlar zam isteyince polisi arayıp kaçak bunlar, buyurun alın bunları deyip deport ettiğini konuşuyoruz işte iki gündür malumunuz. Hani ben adalet istiyorum diyor. Bu nasıl adalet arayışı? Neresinden baksan acayip bir olay. Yani böyle toplumsal çökmüş işte falan, bundan bahsediyoruz da bir tarafı da bu bakarsanız. Böyle bir kazadan sonra oğlunu almış, yurt dışına çıkarmış bir kadın. İşte adalet olmaz, kana kan olur. Onun için ben oğlumu yurt dışına çıkardım, döneceğim diyor. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Kocaman bir soru işareti. Bence muhtemelen şuna güveniyorlar. Ya biz hafızasız bir milletiz ya, hep bundan şikayet ediyoruz, hafızasızlıktan. Muhtemelen buna güveniyorlar. Diyorlar ki ya nasıl olsa unutulur bu 5 gün sonra diye düşündüler herhalde. Ben gideyim yurt dışına. Zaten reşit de değil çocuk, TC. İşte falan biraz süt liman, ortalık yatıtsın, millet unutsun. Sonra ben bakarım diye de düşünüyor olabilir. Malum yani bir şeyleri konuşuyoruz. Al deprem ya, deprem. Bir sene önce deprem oldu. Kaç kişinin öldüğü hala belli değil. Bu bile sorulmuyor. Yani kaç kişiyle ilgili gayipli karar çıkarıldı. Kim neye göre oy kullanacak falan. Bunu bile konuşmuyoruz ya. Yani herhalde biraz da ona güvendiler muhtemelen. Ortalık yatışsın, biz bir giderim. İşte sonra herhalde bir takım bağlantılarımızı falan da kullanırız. Sıyırırız bu işten diye diye düşündüler diye tahmin ediyorum ben. Şimdi her şeyi unutuyoruz. Dan siyasete bağlayacağım bu meseleyi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna güveniyor. Bir Gün Gazetesi'nden Bülent Aydın Erdoğan'ın seçim sonrası planı diye yazmış. Seçim sonrası tabii, yani yerel seçim sonrası ciddi böyle bir şey var ya, yani ne olacak, vergiler mi artacak? Şu anda Ankara'dan gelen sinyaller enflasyonu da körüklememesi için böyle ciddi bir vergi artışı yapılmayacağı yönünde, ama yani yine de belli olmaz ne olacak. Mesela piyasada iş yapan arkadaşlar diyelim, bir proje sunuyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hep büyük markalar bile 1 Nisan sonrası %30, %40 fazla bütçe veriyor. Hesaplamalar ona göre yapılıyor. Yani 1 Nisan sonrası böyle bulanık, yani ekonomide bir tünelin ucunda ışık görmüyor henüz piyasa aktörleri, öyle söylemiş olayım. Yani demiş ki Bülent Aydın'da biraz hani ekonomi konuşulmasın falan meselesi de var. Kendi bir daha aday olmak istemesi meselesi de var. Muhtemelen Erdoğan yeni anayasa diye bastıracak diye bir analizde bulunmuş kendisi. Hakikaten de yani unutuyoruz ya. Unutturur deli gibi bütün Türkiye yeni anayasa tartışmaya konuşmaya başlayabilir. Bu 1 Nisan meselesine tekrar geleceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapağı da oradan esinlendik. Kapağa hurma koyduk biliyorsun. Hurma 1 kiloyla satılıyor, bir de taneyle satılıyor. Ramazan yaklaşıyor, taneyle hurma satılıyor ya. Bu normal mi? Ya hurma dediğin, taneyle hurma nedir? Eskiden gidersin alışveriş yapmaya. Yahu orada satan sana dersin ki şunun kilosu kaç? Orada satan bana buyur ablacığım tadına bak diye bir tane hurma zaten verir. Bir tane, iki tane. Yani böyleydi bu işin normali. Şimdi hurma taneyle satılıyor. Tanesi 10, tanesi 15 liradan satılıyor. Diyorlar ki hurma tedarikçileri, ya işte bu yurt dışından geldiği için dolar, tabii dolar eski, dolar diyorlar yükselince yapacak bir şey yok. Hurma da pahalandı falan yani. Taneyle hurmanın satıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'daydı. Elazığ önemli, Mehmet Ağar karşılamış kendisini. Hani hep işte devlet Erdoğan ilişkisi falan değil mi? Mehmet Ağar da orada sembolik olarak yanında karşılamış. Bir pankart hazırlamışlar Erdoğan'a, işte bu senin bu karizma gerçek mi falan diye. Erdoğan pankartı okuyor, sonra böyle
kendisine karizma desem burada diye kendi kendi gaza getiriyor. Bu karizma halis mi reis? Görüyorsunuz işte karşınızdayım. Karizma desen var, icraat desen var. Harput gibisin, nereden baksak seni görüyoruz reis. Karizma desen var da yani karizma desen var, bir hurma 15 lira, nasıl olacak bu karizma işi? Karizma desen var işte, avutuyor millet kendisini ya, çok enteresan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabii ekonomiyle ilgili de ekonomiyi gündemine aldı Elazığ'da. Ve dedi ki ya dedi biz öyle bir asrın felaketini yaşadık ki işte başka bir ülke olsa dedi depremden bahsediyor. 10 yıldır dedi toparlanamazdı. Öyle dedi enflasyonu düşünmek kolay bir şey değil yani. Adım adım dedi ne yapalım. İşte Ukrayna savaşı var dedi, Avrupa'da da var, diğer ülkelerde de var. Biz de uğraşıyoruz, siz bakmayın muhalefet bol keseden atıyor. Bu işler öyle kolay değil falan diye anlattı. Ve tabii hani depremi hep vurguluyorlar ya, ya bu kadar ağır bir şey yaşadı Türkiye. Asrın felaketi diye de ona isim koydular. Başka hiçbir yerde olmadı falan diye. Yalnız sokak kedisi Maraş'ta bir sokak röportajı yapmış. Ve oradaki vatandaş o kadar güzel demiş ki, bakın dinleteyim size. Ya sen bu Maraş'taki 11 ildeki binalar niye salon yapmadın? Sen Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmadın kardeşim. Devleti siz yönetiyorsunuz ya. Ya siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bazı insanlarla alay edebilirsiniz. Bizler aklımızı ekmek peyniriyle yemedik. Bizi alay edemezsiniz. Gazze'yi bile çirkin siyasetine alet ediyorlar ya. 30 bin tane insan ölmüş. Diyor ki ben kazanırsam, AK Parti İstanbul'u kazanırsa Gazze'liler sevinecek bilmem ne. Adamlar can derdine düşmüş, sen diyorsun Gazze'liler sevinecek. Yürü git. Sen ticareti durdur Gazze'yle, zaten adamlar sevinecek. Ya 5 aydır var ya, İsrail var ya, tam gaz son sürat Filistin'e saldırıyor. Filistinlileri katlediliyor. Yani katledilenlere de bakıyorsun, hepsi çoluk çocuk, hepsi kadın. Yani nasıl İsrail Filistin'e tam gaz son sürat hani katlediyor ya, saldırıyor ya, katliam yapıyor ya. Ya AK Parti Erdoğan'da tam gaz son sürat ticaret yapıyor ya. İnanılır gibi değil. Evet Maraş değil İstanbul, ama Maraş'tan bahsediyor. Bu röportajın yapıldığı yer İstanbul, ama beyefendi Maraş'tan bahsediyor. Diyor ki kardeşim diyor, niye o zaman bu evler yıkıldı? Evet niye yıkıldı? Yani AK Parti sürekli bir ah başımıza ne felaketler geldi kardeşim narratibinde de anne niye o zaman bizim hep başımıza geliyor ya? Yani normal mi bu başımıza bunların geliyor olması? Ha bire bir felaket yaşıyoruz biz. Devamlı bir 3 yılda bir felaketler silsilesi. O zaman niye felaketi yaşıyoruz? Şimdi Ufuk çok güzel bir video buldu YouTube'da. Japonya'da Fukushima depremi. Şimdi bunu Japonik diye bir YouTube kanalından bulduk. Valla bilmiyorum, tanımadığımız için izin de alamadık ama çok güzel derlemiş. 2011-2017 arası. Hani diyor ya reis, başka ülke olsa 10 yılda toparlanamaz diye. Aynı Türkiye'deki şiddette oldu. Evet, duyalım sesini istersen. Fuk ne olmuş? Kaçıştı şu yüksek dağlar var ya arka tarafta. Dağ değil de tabii küçük tepe onlar. Küçük tepelerin önündeyiz, mahalledeyiz. Evet, 8.9 olmuştu, bizden de yüksek. Toparlanmış bak. 2011'de hatırlayın deprem oldu, sonrası tsunami olmuştu. Asıl mesele tsunami olmasıydı zaten. Bakın, bu sonra bugünkü hale toparlanmış işte. Ha, bu da deprem anı, pardon deprem anı. Birazdan deprem görüntülerini görüyoruz. Japonik İzmir Kandıralı'ymış. Japonik Hamza bu diyorlar. Vallahi biz tanımıyoruz Hamza Bey'i. Tanıyanlarınız yazın. Videosunu kullandık vallahi. Bakın zararı da yazmış. 150 milyon milyar dolar zarar etmiş Japonya bu doğal felaketten sonra. Hızlıca akıtalım istersen. Ufuk, bugüne gelelim. Tamam, çok kötüydü. Evet, o günleri yaşayanlar da hatırlayacaktır. Küçük tepelerin önündeyiz, mahalledeyiz. Şimdi buralar eskiden hep bu evlerdendi. Gelirken de yolda hanımla konuşuyoruz. Buralar hep yeni geniş yol olmuş. Sokaklar büyümüş, büyük caddeler olmuş. Evler de gitmiş yerlerine, büyük genelde iş merkezleri derken sanayileşme falan olmuş. Arkamda gördüğünüz gibi böyle büyük şeyler olmuş, alışveriş yerleri olmuş. Ev tarzı yerler çok az. Yani de bir iş yerleri olmuş. Burada arkadaşlar 15 bin küsur kişi ölmüş bu Tohoku depreminde 2011'de. Tsunami'den dolayı, çoğu depremden değildi. 220 bin kişi buraları terk etmek zorunda kalmış evleri olmadığından dolayı. 127 bin ev tamamen
yok olmuş. Yani destroy olmuş, çökmüş. 270 bin kadarı da kullanılamaz hale gelmiş. Burayı da işte o yüzden insanlar terk etmiş ama herhalde hepsi geri dönüyor yavaş yavaş. Çünkü boşluk arazi, yani boş olarak arazi yok. Şu an parkın içindeyim bir tane. Çocuklar oynuyor arka tarafta şurada. Genelde hep şey olmuş, yani büyük balık hali vardı şurada kocaman. İşte her tarafta kamyon var. Bir çalışma var. Heh. Yollar genişliyor. Yollar genişliyor. İşte adamlar toparlamış 6 yılda. Yani asrın felaketiyse asıl asrın felaketi buydu. Çünkü Fukushima nükleer santralinden sızıntı olmuştu. Meltdown olmuştu. O alan kapatıldı, o bölge kapatıldı falan. Bir de Japon ekonomisine bak, tamam onların da kendilerine göre bir deflasyon sorunları var falan ama bir de bize bak yani. Toparlayan toparlıyor. Bizde niye o kadar ev yıkıldı mesela? Bunu soran yok. İşte o felaket oldu, bu felaket oldu falan. Anlat anlat aynı şey. Bir de hani toparlıyoruz diyor ya Cumhurbaşkası, olsa 10 yıldır toparlayamaz de. Biz de toparlayamadık. Al buyur işte. Ya bunu Now TV çok güzel, hakikaten bütün haber bültenlerinde çok güzel işliyor. Her gece millet 3'te 4'te kuyruğa geliyor ya, ucuza gıda almak için emekliler. Kuyrukta bekliyor bu insanlar sabaha karşı. Kuyruğa girip işte daha uygun fiyata et alır mıyım, süt alır mıyım kuyruğuna giriyor. Yani tamam toparlanılmamış ki zaten. Ne yapıldığı da belli değil toparlanmaya ilişkin. Şimdi mesela Mehmet Şimşek Şubat ayında hani enflasyon düşmesini bekliyoruz demişti. O Nisan'a ötelenmiş anladığım kadarıyla. Enflasyonu istedikleri kadar düşüremeyince çeşitli işte sıkılaşma tedbirleri yapılmaya başlandı. Fakat ekonomistler de diyorlar ki ya bu ekonomi yönetimi hani Nebati'nin yaptığını yapmayacağız, tam tersini yapacağız diyerek geldi bu koltuğa oturdu. Güven vereceğiz, ortodoks politikalar. Fakat şimdi faiz artışı da yapamıyorlar ya, faiz artışı beklentisi vardı. Onu da yapamadılar, yapmadılar. Bu sefer başka sıkılaşma tedbirleri, işte bankaların kredi verme oranları ile ilgili bir takım düzenlemeler falan yapıyorlar. Oradan böyle yani diyor ki ekonomistler, ya Nurettin Nebati döneminde yapılan şeyleri böyle arka kapıdan değişik uygulamaları yaparak, aynısını yaparak bu enflasyonun ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Hayır, şöyle de bir şey oldu bana soracak olursanız Mehmet Şimşek açısından. Ya işte Mehmet Şimşek gelse, liyakatli bir ekip gelse düşecek bu enflasyon. Hah, onlar gelse toparlar falan deniyordu. Bence bu böyle giderse hakikaten bu ekonomi yönetiminin imajı da yerle bir yandan. Çünkü bunlar olsa toparlar. Demek ki sadece ekonomi yönetiminin değişmesiyle olmuyor. Burada bir siyasi irade değişikliği lazım. Yani bu mevcut siyasi yapıya, ülkeyi yönetenlere ne piyasa güveniyor, ne uluslararası aktörler güveniyor, ne içerideki aktörler güveniyor. Yani İşin gerçeği bu demek ki. Bunu konuşmuyoruz. Ya arkadaşlar işte düğün yapan, düğüne gidecek olan arkadaşlar falan eskiden çeyrek altın değil mi? Herkes alıp takabilirdi çeyrek altın. Bir düğüne gideceksin, bir sünnet oldu, çocuk yaptı falan. Bebek şeyine gideceksin, çeyrek altın. Ya şimdi çeyrek altın falan alamıyor insanlar mesela. Anormal bir durum içerisindeyiz. Yani sanki toparlanmışız gibi anlatıyor reis de ortada bir toparlanma durumu yok. Bunun özellikle bir altını çizmiş olalım. Peki buyurun, ne yapacak reis? Yani Murat Kurum'un da anketlerde, Turgut Altınok'ta, büyük şehirlerde vallahi hiç bayrak görünmüyor. Ben operasyon arkasında operasyon çekeceklerini düşünüyorum. Hoş, kendileri de yazıyorlar. Bugün Ahmet Hakan yazmış. Ahmet Hakan'ın köşesini de göstereyim şöyle. Ahmet Hakan ya diyor, reis diyor artık diyor bir an önce diyor sahaya inmeli diyor. Çünkü diyor hani Murat Kurum demek ki, düşünün hani iş oraya gelmiş. İstanbul'da sahaya çıkması şart diye yazmış. Murat Kurum'un sıkıştığının herkes farkında. Fakat burada da iki teori var. Çıksın mı, çıkmasın mı? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde başka bir kulis haberi vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde kulis haberinde de diyor ki ya AK Parti'nin bu il ilçe teşkilatları çok zayıf. Eskisi gibi değil. Onun için mesela Malatya'da, Elazığ'da meydanların boş olduğunu gördük. Bayağı eskiden hani olsa olmayacak görüntüler ortaya çıkıyor. Bunu şuna bağlıyorlar. İl ilçe teşkilatları eskisi gibi değil. Yani eskisi gibi böyle cana hani eskiden 2000'li yılların başında falan başka bir enerji, sinerji vardı AK Parti içerisinde. Şimdi o da yok. Dolayısıyla il ilçe teşkilatları iyi çalışamadığı için de istenmeyen kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Yani boş meydan görüntüleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani Erdoğan İstanbul'da sahaya çıksın mı, çıkmasın mı ters de tepebilir deniyor. Ama Ahmet Hakan sahaya inmeli. Yani işi eline almalı yazmış. Ahmet Hakan'a da yazdırıldıysa bu demek ki durum ciddi. Erdoğan sahaya inecek İstanbul'da. Ha, bunu bekliyorduk zaten. Hep konuşuyorduk. Evet, sahaya inecek. İşte işi ele alacak. Bakalım şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracak diyorduk. Şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak? O da Abdülkadir Selvi'nin yazısında
ortaya çıkmış durumda. Pardon, başka bir yazıyı aldım. Abdülkadir Selvi diyor ki Irak'a operasyonların anası geliyor. Yani hakikaten bu AK Parti'nin seçim kampanyası bir paket arkadaşlar. Paket halinde geliyor. Nedir bu paket? İşte geliyor Erdoğan sahaya çıkıyor. Terörü, merörü, beka falan diyor. Bir de operasyon geliyor ya. Hep seçim öncesi Kuzey Irak'a bir operasyon düzenleniyor biliyorsunuz. O paketin Ramazan paketi gibi yani. Hah, paketten bu da çıkıyor. Tamam. Un çıktı, bulgur çıktı, hurma da çıktı. Ramazan paketi yani. Full paket. Bu da geliyor. O Irak operasyonların anası geliyor. Malum İbrahim Kalın gitmişti Amerikalı işte yetkililerle görüşmeye. Sonra Hakan Fidan da gitti. Çeşitli başlıklarda beraber çalışmak istiyorlar işte. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile çalışmak istiyorlar. Oradan bunu da koparacaklar muhtemelen. Yani seçim geliyor. Böyle bir Gara'ya falan da Abdülkadir Selvi böyle madde madde yazmış. Şuraya yapılacak. Gara'ya da yapacaklar operasyonu. O Gara operasyonu skandalını unutturmak için şöyle aldık öcünü böyle aldık falan diyecekler muhtemelen. Bu işte aşağı yukarı kaç gün kaldı? 2-3 hafta içerisinde. Ver milliyetçilik, bekacılık falan tam gaz. Tam da karşı tarafında CHP ile böyle bir DEM Parti meselesi var ya oradan kaşıyacak. Ya operasyon ise artık çok açık yani. Çok belli ne yapacakları. Bu da böyle gizli kapaklı değil. Baksanıza Abdülkadir Selvi yazmış ne olacağını. Operasyon yapacağız Kuzey Irak'a diyor. AK Parti'nin kazanma formülü. Muhtemelen adam bakıyor ve diyor ki ya diyor biz bu zamana kadar hep nasıl kazandık? Son kaç seçimdir yani 2015'ten bu yana hep zora düşüyoruz. Zora düşünce ne oluyor? Biz ne yaptığımız belli işte. Geçen sefer uçak gemisi demişlerdi. Şimdi uçak Kaan. Onu da anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da. 2028'de diyor envantere katılacak, hava kuvvetlerine katılacak, uçmaya başlayacak falan. Ne olacak? 2028'de kimse dönüp soracak mı Erdoğan'a? O zaman da başka bir şey çıkar yani. Bir uzaya Alper Gezer Avcı yollandı. O işte politize edildi. İki, uçak meselesi çıktı. Hop bir de operasyon düzenlenecek falan. Karşı tarafa da CHP'de DEM Parti üzerinden çatır çatır operasyon çekiyorlar. Ona da gireceğim şimdi birazdan. Paket belli. Paket aynı paket. İşlemeye başladı. İşte adam diyor ki herhalde kendi kendine ya ben nasıl olsa hep böyle kazanıyorum. Maceraya ne gerek var? Aynı formülü biz yine uygulayalım diyor muhtemelen. Ki öyle de oldu. Şimdi CHP'de bir afyon krizi malumunuz hasıl oldu. Fakat tabii bu CHP'ye DEM üzerinden yürüyecek dedim ama ona birazdan gireyim. Önce bu CHP'deki DEM krizine gireyim aslında bakacak olursanız. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal. Burcu Köksal bu hatırlayın Kurultay döneminde de açıkça ağırlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana koyan bir isim. Hatta seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında böyle kürsüye çağırması abartılı iltifatlar kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çağırması falan o dönemde haber olmuştu hayırdır diye. Kılıçdaroğlu'cu bir isim. Grup başkan vekiliydi o dönem. Ona rağmen Kılıçdaroğlu'cu olmasına rağmen aslında yine devam ediyor CHP içerisinde ve Afyon adayı olarak gösterildi kendisi. Fakat şimdi öyle bir şey söyledi ki kampanya yaparken seçimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak. AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar anca yaygara koparıp kapalı kapılarında pazarlıklar yaparlar diye böyle bir çıkışta bulundu. Bu üzerine Özgür Özel Uşak'ta miting yaparken Burcu Başkan'dan selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nde de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşakları, Afyonlara açıktı diye bir açıklama yaptı. Özgür Özel meeting meydanında. Düzeltti yani Burcu Köksal'ı ve dedi ki ben kendisiyle konuştum. Aman başkanım düzelt öyle demek istemedim dedi. Ya belki de Özgür Özel bu konunun üzerinde durmasa Burcu Köksal'ın bu söylediğinin üzerinde yani DEM Parti'den bir tepki falan gelecek sonra unutulacaktı. Şimdi Özgür Özel bunu dedi. Bu tartışma daha da büyüdü çünkü bu da çok acayip bir durum. Onun için diyorum. Operasyon çekiyorlar. Karşı tarafa dedim ya bence bu dört dörtlük bir operasyon. Burada açık açık operasyon çekiliyor CHP. Zaten arkadaşlar 2015'ten beri bakın. Hep mevcut iktidarın çeşitli operasyonlarla iktidar olduğunu gördük. İşte 2015'te Haziran Kasım ayı arasında yaşananlar. Neyse. Sonra darbe girişiminin araçsallaştırılması. Daha sonra anayasa referandumu. Efendim YSK'nın son anda almış olduğu kararlar. Kemal Kılıçdaroğlu
üzerinden yapılan çeşitli operasyonlar, bunu irdelemiştik. İşte birileri biz devletiz, derin devletiz, onu yapsanız daha iyi olur, bunu yapsanız daha iyi olur falan dedi CHP'ye, altılı masaya. Ve açıkçası bence tongaya düşürdüler. Sürekli bir operasyon çekme üzerinden iktidarını sağlamlaştıran bir yapıdan söz ediyoruz. Onun için ben burada yine bir operasyon kokusu alıyorum. Kimseyi bir itham altında bırakmak istemem. Kendileri bir operasyonun parçası olduğunu farkında dahi olmayabilirler. Ama bence böyle bir durum söz konusu. Şimdi Özgür Özel düzeltiyor. Onu öyle demek istemedi Burcu Başkanım diyor. İşe bakın siz. Bir CHP'nin belediye başkan adayı. Genel başkanı yalanlıyor, hem de kim üzerinden yalanlıyor. O sırada TV100'de bir yayında olan bir gazeteci üzerinden yalanlıyor. Göstereyim. Benim şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin oradaki önemli isimleriyle konuştum. Mesela bunlardan biri Afyon Karahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan. Şu an mevcut İl Başkanı. Ve kongre sürecinde Burcu Köksal'la ters düştüler. Burcu Köksal Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Faruk Duha Erhan ve arkadaşları 12 delege ile birlikte Özgür Özel'i desteklediler. Yani kongrede zıttılar. Ben şöyle bir şeyi bekliyordum il başkanından. Ya bir işte yanlışlık oldu, maksadını aştı falan diyeceğini düşünüyordum. Aynen şunu söyledi. CHP'nin değişimci Afyon Karahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan bana şunları söyledi. Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden beri DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor dedi. Hoppala. Ya Gürkan Acır. Zaha Özgür Bey'in onu da düzeltmesi bakın, lazım. Şimdi mi? Şimdi şu anki aktif il başkanı mı var? Şu an mevcut il başkanı. Gürkan Acır, buradaki mesele şu. Böyle karşı gidelim, ben de bir ekleme yapayım. Tamam, sonra da şunu da bir kısaca söyleyeyim mi abi? Çok özür dilerim. Tamam, DEM partililerle ne konuştum onu biraz sonra sıra bana gelince anlatırım. Sonra bazı başka Cumhuriyet Halk Partilileri aradım. Ya dedim ki bu Afyon'da ne oluyor dedim. Hakikaten hani biz başka bir evrende mi yaşıyoruz? Afyon siyasetçileri mi başka bir evrende? Söyledikleri şey şu. Birkaçı şunu söyledi. Dediler ki burada iktidar uzun bir süredir işte Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi kazanırsa DEM partililere eş başkanlık verecek, DEM partililerle yönetecekler diyor. Burcu Hanım biraz bunun baskısından da kurtulmak istiyordu. Ta ilk günden beri zaten bunları söylüyor. Afyon'da milliyetçi muhafazakar seçmen çok fazla olduğu için bu söylem, yani Burcu Hanım'ın bu söylemi burada karşılık buluyor dediler. Sonra ben birkaç... Yani AK Parti böyle propaganda yapıyor diye, hayır bizim DEM Parti ile alakamız yok demek istemiş Burcu Köksal. Fakat tabii şunu da söyleyeyim. Yani Afyon'da oy farkı çok fazla baktığınız zaman. 2014 yerel seçim sonuçlarına, 2019 yerel seçim sonuçlarına da baktım. Epey fark var. O dönem zaten İyi Parti girmiş. İttifak uyarınca İyi Parti adayı girmiş ama arada işte AK Parti %50 ise İyi Parti işte %20 küsur falan. Arada yani böyle ciddi bir fark var. Fakat bir de burada hadi böyle olsa bile işin acayip tarafı Burcu Köksal, hayır canım ben sürçülisan falan yok diyerek genel başkanının yalanlıyor konumda olması. Yani bu acayip bir durum. Şimdi bakalım CHP Burcu Köksal'a ne yapacak? Bugün asıl çıkışı şimdi Özgür Özel değil de Ekrem İmamoğlu yaptı. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul'da katıldığı bir programda dedi ki, kardeşim dedi, böyle düşünenler hadi başka partiye dedi. Bakın, insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, vatan haini, terörist. Hani hatırlayın ya, Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu hani. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl. Öyle yok. Öyle ama yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya.
o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net. Her DEM Partili teröristtir diyen iktidar, sen niye iktidar ağzıyla konuşuyorsun? Yallah o zaman başka partiye diye bir çıkışta bulundu Ekrem İmamoğlu. Bu şundan önemli, yani burada Özgür Özel'e de bir şey gitmiş oldu bence. Bir tavsiye Ekrem İmamoğlu tarafından gitmiş oldu. O zaman Burcu Köksal geri mi çekilecek? Partiden ihraç mı edilecek? CHP ayrımcılık yapamaz deniyor. Tabii burada akıllara gelen bir şu. Şimdi Burcu Köksal, hatırlayacaksınız, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan isimlerden bir tanesi. Kemal Kılıçdaroğlu'cuydu yani. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çıkışı, değil mi? İşte baş zamanında haksızlığa uğramış olan muhafazakarlarla, başörtülerle, işte haksızlığa uğramış olan, her terörist yaftası yapıştırılmış olan haksız bir şekilde Kürtlerle, değil mi? Böyle bir helalleşme. O zaman Burcu Hanım madem böyle düşünüyorduysa neden o zaman Kemal Bey'in yanında duruyordu kendisi? Onun için diyorum, işin içinde bir operasyon var diye. Yani o zaman helalleşme zamanı karşı çıksaydınız Burcu Hanım madem öyleyse. Şimdi hayırdır yani? Ne oldu da birdenbire? Yok kardeşim, DEM Partililer giremez, söylediklerimin arkasındayım diyorsun. Bir de tabii Kılıçdaroğlu döneminde işte bu Gelecek Partisi'yle, Deva Partisi'yle, Saadet Partisi'yle yapılan çeşitli protokoller vesaire, hani Kılıçdaroğlu'nun parti böyle sağda yasladığı tartışması yapılıyordu. Burada şunu da göreceğiz CHP açısından bir yol ayrımı. Nereye oturacak? Yani daha kapsayıcı işte ilk meclis vurgusu yapıyor Ekrem İmamoğlu. Daha hani sosyal demokrat kapsayıcı bir yere mi oturacak bakalım acaba? Ne olacak? Bu tartışma nereye gidecek CHP içerisinde? Merak ediyorum. Şimdi bir de hani karşı tarafa böyle şey operasyon çekecekler demiştim ya. Bir de tabii muhtemelen CHP'nin Esenyurt adayı, kendisi zaten çıkça diyor ben kent uzlaşısı adayıyım diye. Bakalım muhtemelen onu kurcalayacaklar diye düşünüyorum. Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim. Kimden geldi öneri? Sebebi şu. Hocam? Cumhuriyet Halk Partisi bana böyle bir adaylık önerdi. Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy alacak bir profilim, hem Kürt seçmeninden, demin seçmeninden oy alacak bir profilim. Evet, yani demografi belli. CHP'nin İstanbul'da nasıl kazanabileceği belli. Oy dağılımı belli ve ona göre bir politika yürütülüyor. Şimdi ne yapacaklar bakalım, ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi bu siyaset ayak oyunları, operasyonlardan devam edeceğim ama bir arada teknik bilgi vereyim. İstanbul'dan konuşuyoruz madem. Murat Kurum'un vaatlerinden bir tanesi, deprem bölgesindeyiz, İstanbul'da konut stoğunun yenilenmesi lazım, 650 bin konut yapacağız diyor ya, bu gerçekçi midir değil midir diye tartışılıyor. Kiptaş Başkanı Ali Kurt'a soracağım çok kısa kendisine. Ali Bey merhabalar. Şimdi merhaba. Bilmiyorum bu konuda ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz ama biraz bu sanki karşı taraf CHP'yi operasyonlarla yıpratıp mı seçim kazanmaya çalışıyor acaba diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Biraz öyle bir niyet var gibi tabii. Algı oyunları şu anda maalesef yapılan. Çünkü biz de yaptığımız icraatları görünür kılmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. O yüzden rakamlar havada uçuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi. Yani sorduğunuz sorunun cevabı böyle bir rakam gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremez. Net bir şekilde söylüyorum. Teknik bir insan olarak söylüyorum bunu. Geçenlerde katıldığım bir yayında da şu örneği verdim. Gene aynısını vermek istiyorum. Siz aday olsaydınız Nevşin Hanım, bu vaatleri verseydiniz daha gerçekçiydi. Çünkü biz sizin bu alandaki kabiliyetlerinizi bilmiyoruz. Neler yapabilirsiniz, nasıl bir tecrübeniz var, nasıl bir ufkunuz var, bilmediğimiz ne biliyorsunuz. Murat Bey bu kurumların başındaki kişiydi. Yani Türkiye'nin en büyük kurumu olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın başındaki kişiydi. Bu işin üretim kabiliyeti en yüksek olan TOKİ'de yıllarca çalışmış, bu kurumu yönetmiş bir kişiydi. TOKİ'nin İstanbul'da 20 yılda yaptığı konut sayısı belli. Kiptaş'ın yaptıkları belli. Biz gelmeden önce Kiptaş 73 bin konut yapmıştı ki bunun %90'ı imar hareketiyle. Biz geldikten sonra 11 bin konut ekledik bunun üstüne. Yakında 1500 konut daha teslim edeceğiz. 8 binde devam eden var. TOKİ 2019-2024 arası İstanbul'da teslim ettiği konut sayısı 8500. Koskoca TOKİ. Ve bir sürü gayrimenkul geliştirme kabiliyeti varken, arsa stokları çokken bunu bu kadar yapabildi. Yani Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Başka bir örnek vermek gerekirse deprem bölgesi. Deprem bölgesinde merkezi yönetim TOKİ'yle gerçekten ciddi işler yapmaya çalışıyor. Bir çaba sarf ediyor. Orada ürettiği konut sayıları ortada. Yani her türlü kaynak oraya atmasına yani iyi niyetle yaklaşılsa bile diyorsunuz. Mümkün değil. Değil. Yani neye dayanarak 650 bin diyebiliyorlar o zaman? Bana göre algı yönetimi. Yani
650, şimdi 100 bin, 350 bin konutu Kiptaş 50 üreteceğim diyor. 350 bin konut 100 metrekareden hesaplarsanız sadece sosyal donatılarını yapmadan İstanbul havaalanı kadar bir alana ihtiyacınız var. İstanbul'da böyle bir alan yok. Bir kere şehir doğal eşiklerine kadar dolmuş. Artı finansman olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıllık hiçbir şeye para harcaması gelirinin tamamını akıtsanız gene çözemiyorsunuz ki seçimden sonra ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağız maalesef. Bunun da en büyük etkenlerinden biri hem deprem hem de TOKİ'nin maalesef inşaat sektöründe yaptığı yanlış adımlar. Biz hiçbir zaman kurumları eleştirmedik ama kurumların yönetim tarzını eleştirdik. Yani TOKİ şu anda iyi yönetilmiyor. Tuzla'daki konutu biz bitirebiliyoruz. TOKİ bitiremiyor. Bunu eleştiriyorlar. Küçücük konutla bu koskoca kurum mu eleştirilir diye. Niye? Yani sonuç... Niye yönetilemiyor? Yani bazı müteahhitler de mi ısrar ediyorlar? Ne oluyor? Birçok sebebi var. Bir kere plansız büyüyorlar. Yani şu anda tüm tedarik zinciri, tüm sektörün belli firmaları deprem bölgesine şu an akın etmiş durumda. Devlet oraya ciddi kaynak aktarmaya çalışıyor ama opere de edemiyor. Çünkü arz üretiminde sıkıntı var. Tedarik zincirinde sıkıntı var. Böyle olunca bu iç piyasaya ciddi bir maliyet artışı olarak yansıyor. Biz eskiden beri hep söylüyorduk zaten. Toplu konut idaresi operasyonu koordine etmeli. Her şeyin içinde icra makamı olarak olursa orada bir adaletsizlik oluşuyor. Her müteahhit gidip TOKİ'den iş alamıyor. TOKİ'nin müteahhitine fiyat teklifi veren malzemeci diğer firmalara aynı fiyat teklifini vermiyor. Çünkü orada bir akar var. Bu dengeleri bozdu. Zaten bir enflasyon yaşıyoruz ülkede. Bu gerçekleri göz ardı ederek İstanbul'da şu kadar konut üreteceğim yani o iddiaların hiçbirinin gerçekleşme ihtimali yok. Bakın tekrar söylüyorum bunu X bir kişi söyleseydi acaba ne diyecek diye sorgulardım. Çünkü hani bilmiyoruz background'ı. Şimdi Murat Bey bu işin başındaki insandı. Kendi bakanlığı döneminde bu kadar konut üretememiş. Türkiye'nin toplamında. Maalesef ben şundan kızıyorum bu işe. Siyaseten konuşmuyorum gerçekten. Teknik bir insan olarak söylüyorum. Bizim sahada yapmaya çalıştığımız algıyı tamamen kırıyor bu. Vatandaşı uzlaşma anlamında yaptığımız algıyı. Ya 50 bin konut... Aa, vatandaş şey mi demeye başladı ya siz öyle diyorsunuz ama işte Murat Kurum 650 bin konut vereceğim diyor. Biz onu bekleyeceğiz mi demeye başladı. Öyle değil ama şöyle bedavaya yapacağız gibi söylemler oluyor. Sabit faizle vereceğiz gibi söylemler oluyor. Bunu gerçekleştiren Türkiye'de tek kurum Kiptaş'tır. Türkiye'de 4 tane sabit taksitle sosyal konut projesi yürüttü. Bunun hepsinde Kiptaş bu dönemde yaptı. TOKİ'nin hiçbir projesi sabit taksitle değildir. Ne yaptılar? 50 bin konut kampanyası yapıldı Sayın Bakan döneminde. 100 bin konut kampanyası, 250 bin konut kampanyası. Bu konutların kaç tanesi gerçekleşti? Rakamlar ortada ve bu Türkiye'nin tüm coğrafyasında. Şimdi sadece İstanbul'da bu kadar rakam üreteceğim deyip vatandaşı farklı bir beklentiye sokmak. Bu vatandaş oy verir vermez anlamında söylemiyorum. Sonuçta o diyorsa sen de yap. Mantığıyla vatandaşın kafası karışıyor. Bakın biz İstanbul yenileniyor projesiyle vatandaşın maliyetine inmeyeceğiz söylemiyle yola çıktık. Eskiden imar değişikliğiyle, imar artışıyla veya bu işler yapılsın ya da kamu gelsin bedavaya yapsın diyen vatandaş artık diyor ki biz borçlanarak bu işi yaparız. Yeter ki bize uygun finansman seçeneği getirin. Bu ciddi bir bilinçlenmedir. Bu kapsamda ciddi bir yere gelmişken şimdi bir anda bedavaya vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız derseniz vatandaşı geriletiriz. Zaten vatandaşın kafası karışık. Hep kandırıldı. Yani şimdi 100 bin konut kampanyasına çıkıyorsunuz, 1 milyon başvuru alıyorsunuz, 100 bin konutu yapmıyorsunuz. 800 lira başvuruyla 800 lira taksit ödeyeceğim diyorsunuz. Şu anda 17 bin lira onlar. Ben niye kötü yönetildi diyorum biliyor musunuz? Bir Kiptaş şirketi, TOKİ Başkanı bir yerde öyle bir gaf yaptı. Yani sivrisinek yerine koydu bizi. Sivrisinek gibi gördüğü Kiptaş şirketi Türkiye'de sabit taksitli sosyal konut üretebiliyorken koskoca TOKİ niye üretemiyor? Çok basit bir soru. Plan yapma yetkin var, kamulaştırma yetkin var. Kamu bankaları tarafından ciddi destekleniyorsun. Şimdi bu tür manipülatif şeyler hem sektörü sıkıntıya sokuyor hem de vatandaşı sahadaki uzlaşma görüşmelerimizde kafası karışıyor. Yarısı bizden diye kampanya çıkardılar seçimden önce Nisan 2023. Yönetmeliği daha Şubat 2024'te çıktı. Ve bir tane uygulaması yok. Ne oldu? Bizim İstanbul Yenileniyor'daki hızımızı yavaşlattı. Şimdi vatandaş soruyor yarısını verecek misiniz? Hani biz yarısını vermeyeceğiz dedik. %60'ını vereceğiz dedik. Büyükşehir Belediye Başkanı bu dönemdeki seçim vaadi şudur. Dar gelirli gruplarda İnşaat maliyetine yenileme yaptığımız projelerden yani İstanbul Yenileniyor kapsamında %60 inşaat maliyetini karşılayacağız. Eğer emekli ve dar gelirliyse %65. Bunlar gerçekçi vaatler ve bizim burada ayırdığımız bir bütçe var. Yaklaşık 70 milyar TL ve bu parayla 50 bin konutun yenilenmesini öngörüyoruz. Bu gerçekçi rakam. 22 bin konutu
yenileyeceğiz. Bunların noktaları belli, projeleri belli, imzaları belli. Yani biz gerçekçi vaatlerde bulunurken bir taraf tüm tuşlara basarak farklı vaatlerde bulununca zaten inandırıcılığını yitiriyor ama inandırıcılığından ötürü değil, sektörü götürdüğü yön olarak ben çok sakıncalı görüyorum. Ve üzülüyorum açıkçası. Anladım. Peki, Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gaza gelmeyin diyor Ali Kurt yani. Murat Kurum'u dinleyip gaza gelmeyin. Bak gerçekçi değil. 650 bin konut veremezler diyor kendisi. Ya işte seçimi kazanmak için her şeyi mübah dedim. Yani AK Parti bir paket sunuyor. Paket belli. İşte karşı taraf bir Kuzey Irak operasyonu düzenlenecek. Terör ödenecek. DEM Parti üzerinden CHP için operasyon. CHP karıştırılacak. Hani bu da böyle müneccim olmaya gerek yok. Her seçim bu aynı paketi gördüğümüz için. Şimdi burada da full force bu paketi giriyoruz. Aynı paketi giriyoruz. Yalnız bu sefer bir değişiklik var. Bu sefer değişiklik yeniden Refah Partisi arkadaşlar. Yeniden Refah Partisi ayrıca seçime giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da bu konu üzerine konuşurken aslında yeniden Refah Partisi'ne de böyle ayrı bir şey ayırdı. Bir şey ayırdı yani. Ve böyle sert konuşuyor. Diyor ki, asla yeniden Refah Partisi'nin adını ağzına almıyor. Yeniden Refah Partisi demiyor. Hem tabii yeniden Refah Partisi diyerek reklamını yapmış olmayacağını düşünüyor kendisi. Hem de ola ki son ana kadar hani bir pazarlık kapısı açık bulunsun. Hani bir anlaşma olursa yo ben yeniden Refah Partisi'ne dememiştim der çıkarışın içinden. Hep öyle oluyor o zamana kadar. Dedi ki Elazığ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Bunda da siyasi şantajcılıktır. Milletimizin zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Daha önce cambaz demişti yeniden Refah Partisi'ne şimdi zübük diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyarıyor, uyarı atışlarında bulunuyor kendisi, eleştiriyor. Bir de tabii ki başladı bu operasyonlar. Ersin Çelik bir röportaj yapmış Yeniden Refah Partisi'nden. Ayrılan Suat Pamukçu'yla röportaj yapmış olabilir. Fakat enteresan tarafı dün akşam saatlerinde bir ara bu görsel, ben de oradan aldım zaten. Bu görsel böyle şey yapıldı, TT yapıldı. Bütün Twitter'da bazı hesaplar, işte çok takipçili falan acayip hesaplar bu röportajı paylaşıyorlardı. Ne diyor? Yeniden Refah Partisi'nden neden ayrılmış? Partiye diyor, FETÖ'yü aldıkları için ayrıldım diyor. Yani işte Adnan Hoca'cı demişlerdi Fatih Erbakan için. Şimdi FETÖ'cü diyecekler. O da paket. Yani Yeniden Refah Partisi'nde böyle bir cayır cayır bir operasyon çekiliyor. Cayır cayır bir operasyon çekiliyor. Bu da next level operasyonda. Vallahi her şey olur. Tutuklarlar mı Yeniden Refah Partisi'nden birilerini tutuklayabilirler yani. Sonuna kadar herhalde iknaya çalışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havuç sopa biraz severek, biraz döverek falan. Olmadı işte bunlar FETÖ'cüymüş falan diye bir operasyon. Fakat hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarından hem de sosyal medyada da gazlanan bu haberlerden anlaşılan gerçekten de Yeniden Refah Partisi AK Parti tabanından demek ki oy koparıyor. Hani anketlerde de görüyoruz ama diyorsunuz ya anketlerin neyine güveneceğiz falan diye anlıyorum sizi haklısınız. Fakat demek ki hakikaten böyle bir durum söz konusu. Yani AK Parti'ye hele işte bu enflasyon bu kadar kötüyken durum bu kadar millet sabah 3'te kuyruğa giriyor diye anlattık ya. Böyleyken demek ki AK Parti'ye kızan Yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Demek ki onun için hem Erdoğan böyle bir çıkışta bulunuyor hem de diyorlar ki bak sizi çok kötü döveriz. FETÖ işareti, bunu işaret şeyi olarak görün. Ona göre diyorlar Yeniden Refah Partisi'ne. Bu haber de açık açık bana soracak olursanız bu demek. Şimdi bu iktidar cephesi, muhalefet cephesinde de tabii durum karışık dedik ya. Karışık da karışacak, daha çok karıştırılacak. Daha 31 Mart'a çok zaman var. Bu arada tabii Ekrem İmamoğlu mal varlığını da açıkladı. İlk Mansur Yavaş açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu da açıkladı. Uzun bir mal varlığı listesi var kendisinin. Hem kendisinin hem eşinin mal varlığını açıkladı işte. Trabzon'da hem eskiden miras kalmış çeşitli taşınmazlar var. Kendi aldığı arsaları var, arazileri var falan. Vallahi bu bana şeyi hatırlattı. Yani Ekrem İmamoğlu zaten zengin biri. Sonuçta bu biliniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce de zengindi. İnşaatçı bir aileden geliyor falan. Yani siyasete girip de zenginleşmiş biri değil. Zaten varlıklı birisi, siyasete girmiş biri. Murat Kurum hani dedi ya işte benim hiçbir şeyim yok, bir Ankara'da ev, bir İstanbul'da ev, bir de borcum var diye. Ben aslında bu açıklamayı yaptığı zaman Murat Kurum biraz şaşırmıştım. Çünkü AK Parti bir yandan da şunu satar ya kendi tabanına, yani bir AK Parti rüyası. Hani nedir mesela AK Partili influencerlar falan dikkat ederseniz zenginlik satarlar. İşte lüks arabaları binerler, güzel evlerde otururlar ve bunu paylaşırlar. AK Parti gençlerin
çocukların takip ettiği YouTuber'lar veya Instagram fenomenleri, yani işim gereği takip ediyorum. Orada hep bir zenginlik anlatısı satılıyor. Çünkü hani AK Parti sayesinde başarıyoruz. Bundan önce vesayetçi rejim, vesayetçi sistem bizi dışlıyordu. Hiçbir makamlara, mevkilere getirmiyordu. Para kazanamıyorduk. Bu söylem üzerinden yürüyorlar ya. Şimdi çalışıyoruz, kazanıyoruz. İşte gördünüz mü, biz de zengin olabiliyoruz. Bir AK Parti rüyası satıyor ya AK Parti. Bir tarafı da, bir ayağı da AK Parti siyasetinin bu. Onun için ben bu Murat Kurum'un açıklamasını yadırgamıştım aslında. Çünkü bildiğimiz AK Parti seçmeni şunu der. Ya kardeşim, kaç dönem bakanlık yaptın, TOKİ başkanlığı yaptın. Sen kendini kalkındıramamışsın ki ülkeyi nasıl kalkındıracaksın? Bence bu bir tepkiyi açıkçası hani ortaya çıkarır AK Parti seçmeni de diye düşünmüştüm kendimce. Bunu göreceğiz tabii seçim sonrasında ama Ekrem İmamoğlu açıklamış mal varlığını. Dolu dolu Allah daha çok versin. Allah çalışana versin diyelim. Devam edeyim şimdi. İlk mal varlığını Mansur Yavaş açıklamıştı ya. Mansur Yavaş dün bu Cumhurbaşkanlığı işte adayı olsa mıydı olmasa mıydı bu tartışmalara böyle bir giriş yaptı. Yani aday olsaydım seçilirdim gibi bir şey söyledi Mansur Yavaş. Ve Meral Hanım'ı bombaladı. Dedi ki yani Meral Akşener madem bizi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordu. Ben hem de başka bir partinin üyesiyken emri vaki gidip de bunu söylemeyle olur mu? Bu böyle bir şekilde olmaz. Daha da anlatacağım var diyor. Asıl o zaman açıklayacağım bu seçim geçsin diyor. Bilmiyorum, altılı masa deyince böyle artık iyi bir imaj yok yani benim kafamda altılı masada. Müthiş bir başarısızlık örneği oldu. Tek başarılı olabilecek modeldi. Çünkü bunu başka ülkelerde de gördük. Otoriterleşme eğilimindeki Doğu Avrupa ülkelerinde. Bu tip otoriter, illiberal iktidarlar, yani özgürlükçü olmayan iktidarlar ancak muhalefet bir araya gelip işbirliği içerisinde çalıştığı zaman yenilebiliyor sandıkta. Fakat bunu beceremediler. Yani işte bu klasik Türk siyaseti. Türk siyaseti demiyor ki, dedikodu yapılıyor ya. O onun işte arkasından konuşuyor. Bu bunun bilmem ne. Ben hep diyorum öyle böyle ideolojik ayrımlar falan zannetmeyin öyle şeyler olduğunu. Böyle bayağı mahalle dedikodusu gibi. O onun yanına gidiyor kısır yerken, o da diyor öyle demiş diyor. O ona çay içmeye gidiyor, onu fişfişliyor falan. Böyle bir ortam var. Böyle bir ortam olduğu için patladı bu iş. Artık karikatür haline geldi altılı masa. Ve bu tartışmada sonu gelmiyor. Kim aday olaydı da, kimi nasıl aday gösterdilerdi de falan. Aslında Türkiye'nin gözü önünde oldu işte yani. Kemal Bey'i açıkçası altılı masa belli ki manipüle edildi diyorum ya yani. Gözümüzün önünde bunlar yazıldı, çizildi işte. İktidar tarafı yollamış, ben eski MİT'çiyim, devletin derin devlet, Türkiye'yi derin devlet yönetiyor falan. Duyarsınız hala bunları. Eski böyle istihbarat eskisi kim varsa yollamış Kemal Bey'in yanına. Sen ol, devlet seni istiyor. Yine bir açılım yapacak devlet falan diye gazladılar. Kemal Bey de gaza geldi, aday oldu, kaybetti. Kaybetmek için de bütün ne kadar hata yapılması gerekiyorsa yaptı. Garip Amerika seyahatleri, orada YouTuber'cılık, işte Almanya seyahati, neydi belirsiz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararın, siyasi yasa kararının açıklanacağı gün Almanya ziyareti falan. Orada her önüne konulan operasyona, TUFA'ya düşme falan. Kaybetmek için ne görüyorsun? Ya da kaybettiler yani bu kadarı. Bilmiyorum artık siz merak ediyor musunuz? Ben inanın hiç merak etmiyorum. Altılı masada ne konuşuldu da, o onun kuyusunu nasıl kazdı da, o ona bilmem ne dedi de falan. İnanın hiç merak etmiyorum. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki ne olduğunu. Yani bunu illa X kişinin anlatmasına gerek yok. Yani gözümüzün önünde olan şey zaten. Şimdi Meral Akşener tarafı da diyor ki öyle olmadı diyor. Tamga Türk yazmış. Eski bir ne derler bunu, Ülke Ocakları Başkanı'nı Meral Akşener Mansur Yavaş'a yollamış. O da ülkücü kökenli ya. Ve mesaj götürmüş. Sen Cumhurbaşkanı adayı ol diye. Hani Meral Hanım seni önerecek. Sen ol, götürürsün bu işi diye. Bir Tamga Türk'ün haberine göre bir eski Ülke Ocakları Başkanı Mansur Yavaş'a, yani diyorlar ki Mansur Yavaş doğruyu söylemiyor. Böyle birdenbire out of the blue çıkıp Meral Hanım da hadi Mansur Yavaş aday olsun dedi değil diyor. Bu daha önce istişare edildi Mansur Yavaş'la diyor. Meral Akşener'e de tabii hemen mikrofon uzatıldı. Ama dediğim gibi vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi. O mücadeleyi veremedi. Ya herru ya merru diyemedi. Vatandaş için, milletimiz için. Sonuç itibariyle o günler geçti. Bugün şimdi bizim partimizin itiraf etti ya. Partimizin il başkanı, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum.
Evet, Meral Akşener de cesaret edemedi falan diye bu tartışma yeniden hortladı. Vallahi bu tartışma bu seçim öncesi hortlamasa aslında bana soracak olursanız muhalefet için daha iyi. Yani dönüp hani o altılı masa fiyaskosunu yeniden insanlara hatırlatmaya hiç gerek yok. Seçmeni tamamıyla umutsuzluğa sürükleyen, seçmeni sandıktan soğutacak tartışmalar bunlar. Yani benim önerim Sayın Yavaş'a da, Sayın İmamoğlu'na da. Artık önemli, ne önemi var ya? Kaybedildi. Ne olduysa oldu. İleride kitap yazarsanız siyasetten çekilince uzun uzun yazın. Tamam, öğrenelim. Bilmediğimiz noktaları da öğrenelim. Ama bu seçim öncesi bence bu tartışmayı yeniden alevlendirmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Çünkü yine muhalefet aktörlerinin birbirinin arkasından konuştuğu, birbirine laf soktuğu bir sirkülasyona gireceğiz yani. Asıl ben size günün videosunu göstereyim. Günün videosu Urfa Siverek'ten. AK Parti'nin Siverek adayı Ali Murat Bucak. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ ile arasında geçen bir diyaloğu anlatıyor. Bak. Binanın yerine nerede yapacağım? Karayolu. Karayolu'nun içinde. Onu da Bekir Bozdağ'a dedim. Bekir Bozdağ dedi. Dedim yalnız resmi yetiştiremeyiz hani. Arsa tahsisi. Dedi bir şey olmaz. Sen başlarsan biz gerisini hallederiz. Evet, yani sonradan tatlı yetişir. Almadan başlarsın. Hükümetin arkada olması güzel. Ya iktidar ne kadar güzel bir şey. Ya biz 10 sene muhalefet, 10 sene anam ağladı. 10 sene. Biz hiç bilmiyorduk vali var mı yok mu? Bakan var mı? Şey var. Bunlar çekmiyor zaten. O kesindir abi. Ben şimdi arayan vali her şey 5 dakika. Ele güzel, ele güzel. Oo, abi bu kesin. Evet, ortam gibi ortam. Sayın Bucak diyor ki ya diyor bu zamana kadar hep muhalefetteydik, anamız ağladı diyor. Şimdi diyor iktidara geçtik diyor. Bir arıyorum diyor meclis başkanı, ya yol olayı var falan. Ya sen yap biz arkadan getiririz. Yani ne diyor iktidar? Bana yasa yok, yönetmelik yok. Ben her şeyin üstündeyim diyor. Bir tür neo padişahlık yönetimi gibi bir şey. Ama yani o da Tanzimat öncesi sıfır. Urun kellesinde level'ında daha bayağı orta çağ level yani. İşte her istediğimizde. Bu tabii bir yandan oha yani dedirtecek bir şey insana. Ama öte yandan vallahi bunu kendileri bile sızdırmış olabilir. Çünkü AK Parti'nin bu seçim kampanyasındaki mottosuna uyuyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya işte bizden olmayana hizmet de yok. Uyumlu çalışalım. Ona göre ha, ona göre oyumuzu verin diye. Vallahi bunu da AK Partililer kendileri bile sızdırmış olabilirler bunu. Bak gördün mü? Bunu Bucak bile anlatıyor Siverek'le. Bize geçti. Rahat etti. Bu işler böyle diye. Bu bile operasyon içerisinde operasyon olabilir. Operasyon manyağı olduk yani hep beraber. Şimdi sizlere teşekkür ederek noktalıyım. 600 bin aboneyi 600 bin aboneyi geçtik arkadaşlar. Çok teşekkürler. Nicelerine, milyonlara inşallah. Bu abonelik tuşuna bastığınız için, efendim her böyle beğeni tuşuna dokunduğunuz için, katıldığınız için gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin bu desteklerinin sayesinde ekibimiz de genişliyor. Alparslan Akkuş medyada tanıyanlar tanır. Uzun yıllar yöneticilik yaptı. CNN Türk'te de beraber çalışmıştık. Sözcü Gazetesi'nde de haber yayın yönetmenliği yaptı. Yani mevcut, pardon, televizyonunda mevcut Sözcü haber kanalını kurdu. Aslında emekli oldu kendisi. Hiç böyle bu işlere girmek, dönmek istemiyordu. Fakat ben ikna ettim. Abi dedim gel böyle biraz daha yaratıcı işler yapalım. Biraz daha kurcalayalım. Olaylara tersinden bakalım. Sen bize lütfen tecrübenle bir ışık ol dedim. O da kabul etti. İyi hadi tamam peki dedi. Bizi kırmadı sağ olsun. Dolayısıyla ekibimiz genişlemeye devam ediyor. İşte biliyorsunuz Cansu zaten uzun süredir bizimle Ufuk kanalımızın direğe olmazsa olmaz. Sinem Gündem dışarıdan destek atıyor. Ruşen Takva dışarıdan bize destek atıyor sağ olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nden Aslı Aydın Taşbaş hiçbir zaman bizi kırmıyor. Hilal Köylü Ankara'dan hiçbir zaman bizi kırmıyor. Gece gündüz elinde ne haber varsa benle de paylaşıyor. Hilal hadi diyor bunu söyleyebilirsin, bu kadarını söyle, bu kadarını söyleme. Ne zaman çağırsak yayına geliyor. Sayenizde Enes hocamız var. Enes hocamız bu aralar biraz yoğun. Ama ekonomi yine konuşacağımız, ekonomiyi yoğun konuşacağımız dönemlere giriyoruz. Neyse say say bitmez. Bunların hepsi sizin destekleriniz sayesinde oluyor arkadaşlar. Gerçekten tek tek hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abonelik tuşuna, beğen tuşuna basmayı bırakmayın lütfen. Görüşmek üzere.